Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz bugün 27 Eylül günlerden Salı. DEİK Başkanı Nail Olpak bizlerle. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk Zeliha Hanım. Sağ olun. Şimdi siz tabii ayağınızın tozuyla geliyorsunuz. Bugün hatta bir konferans vardı. Ona da bir açıklamanız vardı. Ona da gireceğim ama öncelikle tabii sizin Amerika seyahatleriniz. Siz Amerika'da çok aktif olduğunuzu biliyorum ben. Eskiden beri, eski başkanlıklarınızdan beri Amerika'da çok aktifsiniz. Orada Türkiye tanıtmak ve Türkiye'deki iş insanların işlerini daha da kolay hale getirebilmek adına daha kuvvetli biliyorum ben. Şimdi öncelikle Amerika ilişkileriyle başlayalım. Türkiye-Amerika ilişkileri. Bir 100 milyar dedik ama tabii ortam bu şekilde değildi. Evet. Biraz karıştı işler. Jeopolitik gelişmeler dolayısıyla ve tabii ki bu bildiğiniz üzere enflasyon nedeniyle belasıyla diyecek ama. Evet. Şimdi Amerika seyahatinizle ve orada kimler geldi, nasıl görüşmeler oldu, nasıl geçti ona başlayalım isterseniz. Buyurun. Evet, DEİK'in ilk iş konseyi Türk-Amerikan İş Konseyi. 37 yıllık bir kurumun başlangıcını Türk-Amerikan İş Konseyi ile yapmışız. Ve bugün 151, son iki iş konseyinin de kuruluş kararını verdik Zeliha Hanım. Liberya ve Botswana'yı da kuracağız. Hmm. Yönetimden karar çıktı. 151'e ulaşıyoruz. Böylesi bir matematiğin içerisinde baktığımızda Amerika'yı da sadece elbette iş konseyimiz var ama iş konseyinin kendisiyle değil alt komiteleriyle beraber götürüyoruz. Hedefimiz yakında 12 alt komiteye ulaşmış olmak. Şu anda 9 alt komitemiz var eyaletler bazında. 12'ye ulaşmak hedefindeyiz. Amerika çalışmalarımızın bir rutini var. Biz Türk-Amerikan İş Konseyi olarak ilkbaharda Washington'da bir program gerçekleştiriyoruz. Sonbaharda da Birleşmiş Milletler toplantılarıyla eş zamanlı olacak şekilde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bir yatırım konferansımız var. Bu yıl 12.sini gerçekleştirdik. Hı hı. Nedir içeriği? Her yıl bir tema belirleniyor. Gün içerisinde o temaya yönelik olarak ilgili kişileri davet ediyoruz. Görüşmeleri ki biraz sonra açıklamasını yaparım. Akşam da Sayın Cumhurbaşkanımızla Türk-Amerikan iş adamlarını bir araya getirdiğimiz bir formatımız var. Bu yıl dijital teknolojiler bizim öncelikli gündemimizdi. Biraz sonra da ayrıca değinelim dediğiniz alandı. O çerçevede bir faaliyet planladık. Yeriyle, faaliyetin içeriğiyle bence başarılıydı. Yeriyle de başarılıydı. Niye? Dijital teknolojileri programını gerçekleştireceğimiz yer, ev sahibimize de teşekkür ediyorum program ev sahibimize, Meta'nın yeni binasında gerçekleştirdik. Biraz önce de Derya Hanım, Açıl Bey'in program konuydu, evet. Onu da izledim. Çok güzel bir binaları var, hayırlı olsun kendilerine. 117 yıllık tarihi bir tren garını almışlar. Bize ev sahipliği yaptıklar ki bir hafta önce taşınmışlardı. Ne yaptınız orada sorusu var tabii gündeme evet. geldiğinde. Dijital teknolojiler alanında Türkiye'deki gelişmeleri sadece gelişmeleri sunmadık ama bizim dijital alanda faaliyet gösteren şirketlerimize yatırım yapanları da bir araya getirdik. Neler oluştu? İşte hem Türkiye'de hem aynı zamanda Amerika'da da faaliyet gösteren şirketlerimizden örnek olaraktan Getir var. Hmm. Nazım Bey bizim program konuklarımızın içerisindeydi. Sonrasında bakıldığında dijital teknolojilerde oyun hemen herkesin ilk aklına gelen alanlardan evet. bir tanesi. Bu konuda Unicorn, Decacorn çerçevesinde bakıldığında en büyük çıkışı yapanlardan birisi Zynga var. Evet. Peak Games sürecini herhalde bizi izleyen herkes bildiği için Zynga'yı orada konuk etmek imkanı olabildik. Hani atlamayayım diye soruyorum. Bazen soruyorlar kimler vardı bu çerçevenin içerisinde. Bir de bizim o firmalarımıza yatırım yapanları da karşılıklı dinledik. Ne bileyim Riverwood Capital oradaydı. Hı. Teşekkür ederiz Hande Hanım'a. Insider'ın kurucusu Hande Hanım bizim programlarımızın içerisindeydi. Coinbase o programın içerisine katılanlardandı. Aynı şekilde oyunun haricinde baktığımızda finans teknolojileri önemliydi. İlker Bey bizim komite başkanımız aynı zamanda oradaydı. Dolayısıyla öğleye kadar programda hem mekanıyla yani dijital teknolojilere uygun bir mekan ev sahibiyle birlikte baktığınızda özellikle seçilmiş olmasını da ben önemli buluyorum. İnsanlar programın içeriğine tabii bakarlar ama fiziken nerede yaptığınız da önemli. Siz eski ismiyle Facebook şimdi Meta'nın ana binasında beraber onların ev sahipliği ve programı yapıp içini de doldurabiliyorsanız hani kaymaklı ekmek kadayıfı oluyor diyebilirim. Böyle başladık. Devamında Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Hepimiz izledik biliyorsunuz. Biz de oradaydık. Hı hı. İzleme imkanımız oldu. Bir toplantından öbürüne girdi çıktı. Bütün olabildiği kadar zamanlı ilgili muhatap ülkelerin devlet başkanlarıyla, evet. başbakanlarıyla geçirdi.
Bize de her zamanki gibi zamanını ayırdı. Hı hı. Akşam toplantımızda 15 Amerikan şirketini, 9 Türk şirketiyle 4 tane de kurumun temsilcisi vardı. Yani kurum temsilcisi dediğimiz zaman da Atlantik Konsül vardı, US Chamber vardı, hı hı. Dünya Ekonomik Forumu'nun temsilcisi. Onlar olmak üzere bir araya getirdik. Peki kimlerdi? Belki o profile girmek lazım. Firmaları sadece büyüklükleriyle her zaman konuşmak iyi değildir ama Amerika'ya gittiğinizde Sayın Cumhurbaşkanı'yla böyle bir heyeti bir araya getiriyorsanız hangi firmalar bir de hangi temsille bir araya gelindiğini söylemek lazım. Yani Amazon oradaydı. Biz Walmart'ı biliriz. Walgreens'in aynı zamanda sahipleri oradaydı. Ne bileyim Boeing, Citigroup, General Electric, Coca-Cola, Ford Motor, Meta'yı söyledim zaten, Nasdaq, Pratt & Whitney, Procter & Gamble, SpaceX, hı hı. onların ya başkanları ya da CEO'larıyla bir araya geldiğimiz bir toplantıydı. Nasıl geçti o? Verimli miydi? Neler Şöyle çıktı? Söyleyeyim, bir defa toplantı formatı önemli. Nasıl bir toplantı formatı? Sayın Cumhurbaşkanı ile biz özellikle böyle arz ediyoruz. Kendisinin de bu şekilde arz etmesi çok önemliydi. Yuvarlak masa şeklinde. Birer birer söz vererek Zeliha Hanım. Yani ilgili firmaya işte Boeing oradaysa, Boeing'in başkan ya da CEO'su kim katıldıysa o toplantının içerisindeki bu toplantıda başkan ve CEO aynı kişi zaten. Boeing örneğinde olduğu için söylüyorum. Onların varsa talepleri, önerileri ya da herhangi bir konuda düzeltilmesini istediği bir şeyleri varsa direkt onlar dile getiriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız da herkese birer birer cevap verdi. Nasıl geçti? Şimdi soruluyor nasıl geçti? Ben hem toplantı öncesinde katılımcılarla görüştüm hem toplantı sonrasında onlarla haberleştim. Önce şunu düşünmek lazım. Birleşmiş Milletler haftasının olduğu bir haftada oradaki trafiği bilen birisiniz bulundunuz orada. Böylesi firmalar ki bu firmalar Fortune 500 listesinin içerisinde bakıldığında ilk 10 ile ilk 50 arasında yer alan firmalar. Siz Fortune 500'ün ilk 50'sinden 15 firmayı oraya davet edebiliyorsanız ve onlar da sadece kamu ilişkileri direktörlerini değil de başkan ya da CEO seviyesinde oraya katılım sağlıyorlarsa bir defa nasıl geçtiğinin birinci cevabını alıyorsunuz. Türkiye ile olan ilişkiler ve ilgi noktasında. Bazısı yatırımlarını arttırmak konusundaki taleplerini, neler yapılabileceğini söyledi. Böyle bir tablo vardı. Ben aldığımız enerjiyi sonraki teşekkürlerle de ifade etmek isterim. Bu Türkiye'ye bakış açısıdır. Hemen soruluyor tabii meslektaşlarınızdan, sizden de. İşte ne kadar ilave yatırım gelecek, evet. kaç para gelecek falan diye. Bu çok kolay bir şey değil. Ama toplantının enerjisini böyle görmek çok önemli diye düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte olumlu ve ılımlı bir yatırımların ya da işte bir işbirliklerin olacağı olmasaydı, ortam. Olmasaydı yani Coca-Cola'nın ya da Procter'ın ya da Boeing'in başkanı CEO'sunun o toplantının içerisinde niye olabilirdi ki? Bir haklı mazeret gösterebilirlerdi. Gayet de doğaldır. O hafta içerisinde onlarca yüzlerce toplantı var tabii. Bir başka toplantıyla çakışma mazeretini gösterir ayrılırlardı. Toplantıya geliş gidiş toplantı süresi dediğiniz zaman en az 5-6 saatini evet. ayırıyor. Evet. O seviyedeki insanlar için de 6 saat oldukça değerli bir süre yani. O zaman demek ki önümüzdeki süreçte bazı birleşmeler demeyelim, işbirliklerini demek ki İşbirliğinin artmasını kesin göreceğiz. Bunda göreceğiz. Şu da var ama. Şimdi siz uzun süreli tabii faaliyetler o. yaparsanız mesela biz 12. yatırım konferansımızı yaptık. Önümüzdeki yıl Allah nasip ederse 20 Eylül'de tarih belli biliyor musunuz? Yani bir yıl sonranın tarihini bugünden açıklamış durumdayız. Bu sizin olaya yaklaştığınız ciddiyeti de gösteriyor. Tabii ikili ticari ilişkiler nereye geldi? İsterseniz birazcık da oraya girelim. 100 milyardan girdiniz. Doğru. 100 milyarın açıklandığı dönemle aynı dünyada değiliz. Aynı dünyada olmamakla birlikte gelişmeler de son derece olumlu. Niye olumlu? Amerika ile ilişkilerimizin, ticari ilişkilerimizin son birkaç yılına, geçen yıl hariç bakıldığında 20 milyar dolar seviyesinde bizim bir ikili ticaretimiz var bizeyle. Ve burada da 8 milyar gibi biz satıp 12 milyar civarında da ithalat yapıyorduk. 40'a 60 açık vardı. Geçen yılki rakam 28 milyar dolar. Bu bize 20'den bir yerlere gidebileceğimizin bir sinyaliydi ve 28'de de biz artıya geçmiştik. Bu yılın kapanışı genelde çok rakam vermeyi istemiyorum ama görebildiğim için 40 milyara giden bir rakam var. 40 milyar dolar. Bu şuradan önemli. Ya bu 100 milyar dolar gerçekleştirilebilirmiş fikrini, inancını aşılıyor. 20'den 40'a gidilebiliyorsa %100 artış var. Hele
bu hengamenin içerisinde enflasyonun bütün dünyada farklı bir yerlere gittiği, işte bir yerlerde yavaşlamanın konuşulduğu süreçlerin içerisinde biz 40'a gidebiliyorsak, yüz niye olmasın arkadaşa ciddi bir şekilde o evrilmiş fikre oluyor. Evet, evrilmiş oluyor. Bunu ifade etmek isterim. O zaman bir de Suudi Arabistan açılımları var. İşte Irak'la işlerimiz vardı. İşlerimiz vardı derken en fazla ihracat yaptığımız ülkelerden bir tanesi. İngiltere biliyorsunuz son zamanlarda konuşuyoruz. Merkez bankalarından açıklamalar geliyor. Onlarla ilişkiler. Daralan bir Avrupa'mız var. Orada da ihracat ve ikili ilişkilerimiz sağlamdı zaten. Orası var. İsrail'e yeni bir süreç. Benim aklıma bunlar geliyor. Yani yeni pazarlar, yeni işbirlikleri önce siyasi sonra ticari diplomasi sizin tabirinizle nasıl gidiyor? İşte İsrail'de seçimler var 1 Kasım'da, 1 Kasım'dan sonra bilmiyoruz görüşmeler nasıl olacak. Biraz daha ılımlı bir duruma geldi. Suudi Arabistan tarafında iş dünyasının söylediği ihracatın arttığı, Rusya tarafı keza aynı şekilde, Almanya'da yine dün Ayhan Zeytinoğlu vardı. Kendisi de tabii sordum. Orada Almanya'da ciddi bir ihracat artışından da bahsetti. Bunlara da aslında girersek dış ekonomik ilişkilerimizde işin ticari boyutuna bu ülkelerle. Tamam. İkili ticarette bizim en büyük ticari ortağımız Almanya. Bir numara. Hala bir numara olmayı da koruyor. 40 milyar doların üzerinde bir rakamla bu yıl kapanacak görünüyor. Birincisi. İkinci ve üçüncü yer değiştiriyor. 2-3'e zaman zaman Irak'ın girdiği dönemler oldu. İngiltere aynı şekilde oldu. Şu anda Amerika ikinci sıraya yükselmiş durumda. İngiltere 3'te, bazen Irak 3'ü zorluyor. Böyle bir sürecin içerisindeyiz ama demek ki oralarda değişecek bir tablomuz var. Onu söyleyelim. Şimdi Suudi Arabistan'da evet işler, sizinle bir önceki toplantıda da konuşmuştuk. Evet. İlgili karşı taraf, ilgili bakanlar verdikleri sözleri ticaret noktasında, vizeler noktasında tuttular ve biz kaybımızı kapatmaya gayret ediyoruz. Kayıp maalesef geçmişte kaldı. Geçmişi konuşmaya gerek yok. İkili ilişkilerin sıcaklığının belki bir son göstergesi de Hazine Bakanımız Sayın Nebati ile Sayın İbrahim Kalın'ın son yaptığı seyahati de belki buraya ilave etmek gerekir. Eğer ilişkilerde böyle bir sıcaklık devam ediyor olmasaydı böyle bir siyaset olmazdı. Hem Sayın Kalın'ın görevi hem Sayın Nebati'nin görevi çerçevesinde bakılınca buradaki ilişkinin olumlu gittiğini net bir şekilde görebiliyoruz. İsrail tarafındaki siyasi bir açıklamadır ama en olumlu gelişme de İsrail Büyükelçisi'nin atanmış olmasıydı. Evet. Bu da önceki adımların sadece niyet bazında bırakılmadığı, bundan sonra arttırılarak devam edeceği noktasında görünüyor. Biz olumlu görüyoruz. Tabii Rusya dediniz. Rusya süreci, Rusya'yı Ukrayna ile beraber görmek lazım. İnşallah son günlerdeki açıklamalar çerçevesinde olmaz Zeliha Hanım. Yani karşılıklı güç gösterilerinin arttığı, bak işte şunu da yaparım, bunu da yaparım, seferberlik ilanlarının olduğu bir sürecin inşallah resleşmeler seviyesinde kalacağını bekliyoruz. Niye? Hem insani olarak bekliyoruz hem ticari olarak. Artan bir gerilimden bugüne kadar, ki Şubat'tan Eylül'ü bitiriyoruz. Yani bu kadar sürede Türkiye sürecin en az zarar gören ülkesi oldu doğru konumuyla. Yani ben Rusya ile ilişkilerimi de sürdüreceğim, Ukrayna ile ilişkilerimi de sürdüreceğim tavrını. Üstelik de bu tavrını sadece bir kenarda durmakla göstermedi. Tahıl koridorundan geçen haftaki rehine krizine çözüm bulmaya kadar da net bir şekilde ortaya koyuyor. Baskılar olacak mı? Batı kendi çerçevesinden bakıldığında bizi yaptırım noktasında yanına çekmeye uğraşacaktır. Ama Türkiye'de bak ben sana başka şekilde, sana derken herkese başka şekilde faydalı oluyorum kozunu oynuyor. Bence doğru bir süreç yönetimi içerisinde gidiyoruz. Bu süreçten şu ana kadar kaybeden taraf olmadık. İnşallah gerilim artmaz, yine kaybeden taraf olmayız diyorum. Burada bizi etkileyebilecek bir şey ne olabilir? Bugünlerde bakıldığında dünya ekonomisinde böyle bir yavaşlama sinyallerini görmeye başladık. Biraz sinyaller artmaya başladı. İnşallah bu özellikle Avrupa nezdinde olmaz. Niye olmaz? Ben ticaretimin çok önemli bir bölümünü, yarıdan fazlasını Avrupa ile yapıyorum. Onlardaki bir zayıflama bizi elbette etkileyecektir. Ha, artın ne olur derseniz, şimdi sizinle bu programı pandeminin başladığı 2020'nin Nisan ayında yapsaydık, belki o zaman birileri Türkiye'ye yönelik olarak çok daha, ki nitekim öyle oldu, kaos senaryoları çizebilirdi. Ekonomimiz diğer ülkeler kadar güçlü değil baktığınızda.
Ama pandemi sürecini ülkeler bazında bakıldığından da en iyi atlatan Türkiye oldu. Bunu niye bağlıyorsunuz diye soruyorlar bize sık sık. Bunu çok fazla değişkenlik karşısında bir nevi panzehir edinmiş, bu işe kıvraklık edinmiş olmamıza bağlıyoruz. Ben iş dünyamıza ve yöneticilerimize bu noktada teşekkür ediyorum. Krizler bizi olgunlaştırdı, zorluklar evet, böyle. Bununla övünülmez. Yani ben çok fazla kriz gördüm diye övünmek olmaz. Ama bir realite var, bunu gördük. Bizim yaş gruplarımız daha fazla, bizim abilerimiz, büyüklerimiz daha fazla gördü. Bunun artısını gördük. İnşallah olmaz. Dinamik bir ortamda. Evet. Yine daha hızlı karar veriyor. Hızlı adaptasyon var. Hızlı adaptasyon yine yaşanarak gidecektir diye düşünüyorum doğrusu yani. Şimdi bu enerji darboğazı dolayısıyla bazı firmaların Avrupa'da biliyorsunuz faaliyetlerini durdurma veya kapatma durumları evet. söz konusu. Birkaç ay diyorlar ama mesela en son Polonya'da bir gübre fabrikası, alüminyum fabrikası özür dilerim Mayıs 2023 dedi. Şimdi böyle olasılıklar şu an hala hazırda görünüyor. Bilmiyoruz, öngöremiyoruz. Evet. Fakat hep sorduğum bir konu var ihracatçılara ve Türkiye'deki iş insanlarına, büyük iş insanlarına ve iş dünyasına. Oradaki bu mevcut durum Türkiye açısından orta ve uzun vadede nasıl bir artı eksi yaratır? Yani iki fikir çıkıyor çünkü. Bir belki Türkiye için olumlu olabilir, üretim kayabilir deniyor. Bir de orta uzun vadede sürdürülebilir değil deniliyor. Bilmiyorum. Her sektör kendine göre değerlendiriyor. Doğru. Sizin görüşünüz şimdi şöyle görmek lazım. Bir defa hayat komple durmayacak değil mi? Bir gübre fabrikası fren yapacak, öbürüsü bir yapacak, bir miktar azalma olacak filan ama hayatı komple durdurmak, ekonomiyi olduğu gibi buzdolabına koymak gibi bir şey olmayacak. Yavaşlamalar olacak. Yavaşlamalar. Bu süreçte kimler daha fazla ayakta kalacak derseniz, sürdüremeyenlerin yerini dolduranlar, yani tedarik zincirini bozmayanlar ayakta kalacak. Bunu 3 yıldır söylüyoruz. Yani Covid sürecinin içerisinde de kim tedarik zincirini bozmadan ayakta kalabiliyorsa o onun yerini dolduracak. Gübre fabrikası kapanacak ama tarım için gübre lazım. Tabii. Gidecekler bir yerlerden gübre alınacak. Ben o gübreyi daha hızlı ve daha uygun bir şekilde verebiliyorsam ben devreye gireceğim. Veremiyorsam gidecek George devreye girecek. Bu kadar net. Bugüne kadar Türkiye özellikle Covid döneminde tedarik zincirinden ne kadar stabil olduğunu herkese gösterdi. Öyle olduğu için de ihracatımızdaki artışları, bunları konuşabiliyoruz. Yoksa biz de daralmalardan bahsederdik. Ben arzu etmem ama böyle bir şey olursa biz bu süreçten kendi lehimize yontarak çıkarız. Kendi lehimizle kazançlı çıkarız. Yani yavaşlayan bir Avrupa'yı arzu etmeyiz. Ama böyle bir tablo olursa da birilerinin veremediğini, Polonyalı'nın veremediğini ben de burada vermenin yolunu ararım. O noktada da güvenimiz var diye sadece söylemiyorum, ispat edilmiş bir güvenimiz var. Ortaya koyulmuş bir güvenimiz var. Tablo öyle yani. Şimdi üçüncü çeyreği bitirirken dördüncü çeyrekle ilgili sektör sektör konuştuğum için ayrı ayrı soracağım size. İhracatta kimi sektör daralma beklentisi içinde, kimi sektör hayır diyor sabit, kimi sektör daha olumlu. Genel itibariyle baktığınızda mevcut durumda Rusya, Ukrayna ve kış dolayısıyla darboğaz enerji ve daralan bir İngiltere ve Avrupa'ya baktığınızda Türkiye'nin ihracatında bir değişim, bir gerileme, bir daralma beklenir mi? Genel itibariyle soruyorum. Mesela dediğim gibi Ayhan Bey her ay hiçbir aksilik olmaz 25 milyar dolar bekliyor ama mobilya sektörü aynı şeyi söylemiyor veya tekstil sektörü farklı bir şey söylüyor evet. gibi. Genel itibariyle. Şimdi biz kıyaslamayı daha doğru olsun diye genellikle 2019'a göre artış eksilme şeklinde bakıyoruz. Yani şu pandemiden ya bir ayıklayalım diyoruz. Pandemi. Aynen. Daralmalar bizi nasıl evet. ettiler? Hani mevsim ve takvim etkisinden evet. arındırmak gibi arındırarak bakıldığında ben perakendiciden, AVM'ciden üreticiye kadar ki konuşmalarımda 2019'a göre hepsi artı bahsediyorlar. Böyle bir tablo var. Sektörden sektöre değişmeler olmakla beraber ben yılın genelinde böyle bizi çok etkileyecek, eyvah diyeceğimiz bir tablo olacağını şu ana kadar en azından bana gelen verilerle görmüyorum. 3 ayımız daha var. İnşallah o 3 ayda da saçma sapan bir savaş tırmanması falan olmazsa o hiç hesap dışı olur. Bu tablodan biz yine hedeflediğimizin çok böyle etrafında gezerek çıkarız. Öyle bir büyüme, öyle bir ihracatla gideriz. Hedeflenen o 250 milyar ki zaten yıllık evet, bazda yakalandı evet. biliyorsunuz. Yakalandı. Bundan sonra onu aşağı çekecek bir tablomuz ben öngörmüyorum Zeliha Hanım. Peki iş dünyası ne bekliyor, ne istiyor?
Bunun içine finansmanla da katarız. Vize serbestliği meselesi. Vize serbestliği mi? Vize sorunsalı değil. Evet, sorunsalı. Güzel. İfadeler çok güzel. Ve ne bekliyor? Yani ihracatçı da şu son zamanlarda biraz vize problemi var, evet. Bir de hani ne istiyor, ne bekliyor? İş dünyası. Daha rahat iş yapmak için. Önce bir kelimeyle cevap verebileyim. Öngörülebilirlik. İş dünyasının tek istediği bu. Bu yurt içinden de, yurt dışından da, dövizinden de, aklınıza hangi faizinden de, hangi alanı konuşursak konuşalım, iş dünyası öngörülebilirlik bekler. Öngörülebilirlik varsa işler kolay. Öngörülebilirlik yoksa maalesef işler sıkıntılı. Yani bu işte her gün bakıyoruz, Avrupa Merkez Bankası'nın ya da Amerikan Merkez Bankası'nın atacağı adımda da bir öngörülebilirlik varsa buna göre gider. Bizim için tek kelimeyle belki bunu söylemek lazım diyorum. Son iki dakikam kalmış. Dijitallere girmedik. Giriyorum hemen. O yüzden dedim. Şimdi bu dijital teknolojiler yeni rota diye kurduğunuz bir tane de iş konseyi efendim. Doğru. Buradan bahsedelim. Bugünkü konunuz buydu, sizin toplantınızdan geldiniz. Evet, dijital teknolojiler iş konseyini pandeminin bize öğretmesiyle de hızlandırdık. Çünkü iki şey öne çıkmıştı. Bir tedarik zinciri, bir de dijitalleşme. Çok fazla talep geldi. Biz aslında sektörel bazda iş konseylerine girmeyi çok düşünmüyorduk. Sonra bir girdik ki burada hani lebi derya denir ya, böyle bir okyanus evet, var. Evet, okyanus var. O okyanusta neyi kurdunuz Nail derseniz, şunu kurduk. Bir iş konseyi altında 9 tane de komitesi var. Yani bunun içerisinde siber teknoloji de var, finans teknolojileri, fintech de var. Mobil teknolojiler de var, oyun da var. Sağlık teknolojileri de var, yenilikçi teknolojileri de var. Her birisi kendi alanında şu anda Türkiye'nin en iyi firmalarından oluşan bir iş konseyimiz var. Teşekkür ederim başkan, iki yardımcısı, 9 tane komite başkanı ve üyelerine. Üyelerimizin çok büyük bir kısmı ilk defa DEİK üyesi oldular. Ama kendi alanında çok aktif üyeler olmak kaydıyla neyi hedefliyoruz? Bir, bu alanda aktif olan firmaların, şu anda çalışan firmaların, startupların, scale-up'ların önce ülkemizde tabii büyümesi, ama adımız dış ekonomik ilişkiler kurulu ya, onları yurt dışına nasıl daha fazla taşıyabiliriz? Evet. Nasıl onlarla parayı daha fazla bir araya getirebiliriz? Sadece dışarıdan para getirmek değil, onları dışarıda da nasıl büyütebiliriz? Tepsi edebiliriz. Regülasyonda Ankara ile olan ilişkilerde biz nasıl daha bir platform görevini sürdürebiliriz? Bunu yapacağız. Ama bu konuyu iki dakikada değil, bir başka programda ayrıca konuşmak gerekir daha diye düşünüyorum. Daha detaylı konuşuruz. İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul olmuş. Değil, evet, İş Konseyi doğru. Başkanı. Son bir cümle alayım bu konuyla ilgili o zaman. Valla biz o konunun enerjisine inanıyoruz. Heyecanımız doruk noktada. Oyuncularımızın her birisi, yani size böyle sıralayabilsem, işte siber güvenlikte kim var, bir başkasında ne var diyeceğiniz firmalar. DEİK gibi bir platform da var. Teşekkür ederim o platforma destek olan herkese. Bundan sonrası hep beraber çalışmak. İnanıyor musunuz? Vallahi inancımız gerçekten var. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sizinle daha uzun bir zaman gerekiyormuş. İnşallah. Bugün daha haberi beklerim. Çok teşekkürler. Sağ olun Zeliha Hanım. Evet, piyasayı da kapattık. 3.265 seviyesinden kapanış yaptı. %0.17 primi var. Borsanın salı günü ikinci işlem gününde. Tabii detaylar ne? Seans içerisinde neler oldu? Bunu konuşacağız Philip Capital'den Burcu Kıratlı ile. Burcu, sendeyiz. Neler oldu bugün? Merhaba Zeliha Hanım. BIST 100 endeksi kapanış seviyesine yakın bir yerden kapandı dünkü seviyeye. Son 4 gündür kısa vadeli ortalama direncini test ediyoruz. Ancak geçemeyen bir endeksimiz var. Bugün işlem hacmi yüksek, ancak direnci yine geçemedik. 3320 üzerine kalıcılık sağlanmazsa endeksin 3070'teki 50 günlük ortalaması desteğine geri çekilebileceğini tahmin ediyoruz. Bu yüzden de buranın altındaki kapanışlarda, 3200'ün altındaki kapanışlarda zarar kestirmesine, uzun pozisyon için ise 3320'nin üzeri kapanışlar görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yurt dışı tarafı baktığımızda genel anlamda orada da tepki yükselişlerinin yaşandığı bir yükseliş geçiriyoruz. Asya tarafında olumlu kapanış gerçekleştirdi, Avrupa'da yeşil tarafta. Borsalarda tepkilerden söz ediyoruz ama tahvil getirileri oldukça yüksek olduğu zamanlar yaşıyoruz. İngiltere'de mali politikanın para politikasıyla çarpıştığı günden beri devam eden tahvil piyasası depremi diğer bölgelere de yayılıyor. Dün Amerika 10 yıllıkları getirisi 3.92'ye kadar yükselmişti. Bu yükseliş 4.410 aralığına kadar devam edebilir ve geri çekilmesi ancak enflasyonda kalıcı düşüşe maruzsa ve FED yetkililerinin bunu teyit etmesine de bağlı olacak. Pazar günü İtalya seçimleri sonrasında yeni ulaşabilecek risk faktörü İtalya'nın İngiltere'yi de örnek alarak genişleyici mali politikası seçimine gitmesi ve resesyon
beklentisinin piyasada artması. Hisse endekslerine genel anlamda baktığımızda tedirginliğin devam ettiğini ve piyasanın FED sonrası yaşadığı tedirginliği atamadığını görüyoruz. Ve yükselişler satış fırsatı olarak gözüküyor. Dün de bahsetmiştik, dolar endeksinde güçlü duruş ve tahvil getirilerinde yüksek seyir devam ettiği sürece S&P'de kalıcı bir toparlamadan bahsetmek zor. Geçenlerde Goldman Sachs S&P için yıl sonu hedef seviyesini 3600 demişti. Siz de S&P için 2023 hisse başı kar tahminleri %10'luk bir düşük beklediğini belirtti. Diyebiliriz ki siz de 2023'te resesyon bekliyor. Bugün vadeli piyasalar gün boyunca yukarıdaydı. Bu durumu günlerdir devam eden satış dalgasının tepki alımı olarak değerlendiriyoruz. Fed'in duruşunda da bir değişiklik olmadan global resesyon risklerinin arttığı bir ortamda kalıcı bir toparlamadan şu aşamada bahsetmek dediğim gibi zor. Bugün Powell'ın konuşması vardı ancak çok yeni bir şey yoktu. Diğer yandan Wells Fargo analistleri Amerika Merkez Bankası'nın 2023'ün ilk çeyreğine kadar faiz oranının 4.75-5 bandı olabileceğini söyledi. Bizim düşüncemize göre de bu oran %4.6'nın üzerinde olacak ve hatta ikinci çeyreğe de sarkabilir. Bir yandan tabii Wall Street analistleri ve fon yöneticileri de endekslerin aşırı satımda olduklarını ve dibi görmeye yakın oldukları yönde açıklamaları var. Ancak bu yükseliş olursa bile daha ziyade bir ayı piyasası rallisi olarak değerlendirmek daha doğru olur. Resesyon zamanlarında 3 sektör ön plana çıkıyor. Zorunlu tüketim, altyapı ve sağlık. S&P'de de tek artı kapatan zorunlu tüketim sektörüydü. Bu sektörler yatırımcılar tarafından daha dikkatli izlenebilir. Emtialar tarafında ise yine resesyon endişesinden dolayı emtiaların genelinde zayıf bir seyir var. Burada bir süredir söylediğimiz gibi altındaki ayrışma olumlu yönde olacaktır ve 10 yıllıkların 4 ve üzerini test etmesi halinde altında artık bütün makroekonomik gelişme fiyatları girdiğini düşüncesiyle daha agresif bir hareket başlayabiliriz Ela Hanım. Pekala, çok teşekkür ediyorum Burcu Kıratlı verdiğiniz bilgiler için. Biz de bu arada hemen söyleyelim, bugün 3270 seviyesinden açılışını gerçekleştirdi ve seviyeyi de zaten biraz önce Burcu'nun da söylemiş olduğu gibi açıldığı seviyeden kapanış gerçekleştiğini hemen hemen ifade edelim. Zaten değişim %0.17, yatayda kapattı, yatay pozitif. 3319 seviyesi gördüğü seans içinde en yüksek seviye, en düşük seviyede 3256 olduğunu söyleyelim. 34 tane hisse senedi yukarı yönü kapattı. 65 tanesi aşağı ve sadece bir tanesinde herhangi bir değişim olmadığını ifade edelim. Yani anlayacağımız takribi olarak 70 puanlık bir bantta hareket ettiğini ifade edelim. Takribi 65-70 puan, oldukça dar bir bant olduğunda ifade edelim. Biraz önce Burcu'nun da söylediği üzere. Şimdi tabii İngiltere tarafını biraz önce DEİK Başkanı Nail Opak'la da konuştuk, bir daralma, bir oradaki gelişmelerin etkilerini. Fakat tabii İngiltere Merkez Bankası'ndan şöyle bir konu geldi. Daha doğrusu şöyle bir yorum geldi bütün piyasaları ilgilendiren. Gerektiği kadar faiz arttırırız. Bu haberle bitirelim. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Wiley, bankanın internet sitesinden yaptığı açıklamada, finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması ışığında finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirtti. Wiley, enflasyonu orta vadede sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefine döndürmek için faiz oranlarını gerektiği kadar yükseltmekte tereddüt etmeyeceklerini vurguladı. Geçen haftalarda İngiliz hükümetinin bir dizi önemli duyuru yaptığını hatırlatan Wiley, enerji fiyat garantisi tedbirinin enflasyondaki kısa vadeli zirveyi azaltacağını söyledi. Wiley, İngiliz hükümetinin sürdürülebilir ekonomik büyümeye olan bağlılığının olumlu karşılandığını kaydetti. Wiley, 3 Kasım'daki para politikası kurulu toplantısında vergi indirimlerinin ve sterlindeki değer kaybının enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendireceklerini bildirdi. İngiltere Maliye Bakanı Vartenk, ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlandığını belirtmişti. Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak sterlinde değer kaybına neden oldu. Piyasalarda İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artış beklentileri güçlendi.